Maraş Manşet Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. İstanbul Esenler Otogarı'nda otobüs şoförü esnafıyla bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, bu projeyi yıkacak, akamete uğratacak İstanbulludur, İstanbul'un emekçileridir, İnşallah 23 Haziran'dan sonra İstanbullu sevinecek, yerli ve milli olanlar sevinecek, cebinde başka ülkenin pasaportu sevdası olmayanlar sevinecek ve dualarınızla bizler de yeni bir aşkla hatalarımızı gözden geçirerek çalışacağız dedi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı teknik destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü potansiyelinin geliştirilmesi ve tanıtılması başlıklı projeye ilişkin destek sözleşmesi, DOAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ve Türk Hava Kurumu Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Cemil Önder arasında imzalandı. Nurhak ilçesinde iki meslektaşıyla birlikte mantar toplamak için gittiği Nurhak Dağı'nda düşerek yaralanan öğretmen için jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Talihsiz öğretmen ambulans helikopterle Malatya'ya götürüldü. 12 Şubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan bir kadın hastanede tedavi altına alındı. Yapılan son değerlendirmelere göre kentimizde hava yer yer yağmurlu, en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 16 derece. Doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.